A Spor. Galatasaray'dan 100 maç sonra bir ilk. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Nef Stadyumunda ağırladığı Altay ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Mebaye Dayagne'nin attığı ikinci golde 100 maç aradan sonra kornerden gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mebaye 6 Altay maçında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı. Mücadelenin 79. dakikasında sahneye çıkan Dian kullanılan kornerde kafa vuruşuyla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Mebaye Dian, Süper Lig'de Mayıs 2019'dan, vesaire Çaykur Rizespor, bu yana ilk kafa golünü Altay filelerine gönderdi. Senegalli futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını da 2'ye çıkardı. 30 yaşındaki futbolcunun bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de birer golü bulunuyor. 100 maç sonra korner golü. Hürriyet'in haberine göre Süper Lig'de bu sezon korner atışlarından eli boş dönen Galatasaray, Dajak'ın golüyle 100 maç sonra kornerden gol buldu. Fanatik. Fanatik yazarları Galatasaray-Altay maçını yorumladı. Galatasaray Süper Lig'de 15. hafta maçında sahasında Altay ile 2-2 berabere kalarak çok önemli 2 puan kaybetti. Fanatik yazarları Galatasaray-Altay karşılaşmasını değerlendirdi. Mehmet Demirkol, korkunç görüntü, Mustafa Denizli'nin oyuncularından istediği oyun, ligde Galatasaray deplasmanında hemen hemen kimsenin uygulamadığı cinstendi. Ayağa oynadılar. Savunmadan çıkarken de, hücumda yerleşmişken de. Hatta korner atarken bile, Galatasaray bu sene geniş alan bulduğunda kontra oyunundan skor çıkaran bir takım. Mehmet Demirkol, korkunç görüntü, rakip kapanınca sorun yaşıyor. Dolayısıyla bu ayağa hem de 5-6 kişiyle ceza sahasına girmeyi amaçlayan oyunun taşıdığı riskler normalde Galatasaray'ın en isteyeceği şey gibi duruyor. Çünkü hem geniş alan hem de savunmada sayısal eksiklik söz konusu olabilir. Ama öyle olmadı. Mehmet Demirkol korkunç görüntü karambole atmadılar. Hiç karambole top atmayınca ön alan oyuncularının sakin ve teknik oyunları Galatasaray'a bu alanları kullanma olanağı vermedi. Altay, hem de yerleşik savunmaya karşı rahat paslaştı, pozisyon buldu ve akın bitirdi. Kornerleri bile orta olarak kullanmadılar. Dolayısıyla karambole atmadılar. İlk yarıda buldukları gol de bu oyunun sonucu. Mehmet Demirkol, korkunç görüntü, herkes ceza sahası içindeyken Pinares'in penetresi takdire şayan. Ev sahibi için korkunç Galatasaray'ın orta saha ve savunması buna karşı ne yağacağını bilemedi o kadar dağınık bir savunma yaptılar ki, gol ne kadar güzel olsa da bu ev sahibi için korkunç. İkinci yarıda bu durum bir ölçüde değişti. Stoperlerini de iyice çıkarıp biraz olsun Altay'ın pasla çıkma çabalarına sekte vurdular. İzmir ekibi de yorulunca oyun Galatasaray'a geçti. Ama bu sefer de kapalı savunma sıkıntısı sorunu hortladı. Bu yıl Galatasaray Lig'de mutlaka kendisini sıkıntıya sokacak bir şeyler buluyor. Deniz Çoban, penaltı verilmemesi gerekti. Dünkü maçın en çok tartışılacak yanı sahadaki hakem yönetiminden daha çok VAR hakeminin atanma şekliydi. Bahattin Şimşek bu sezon henüz VAR masasına oturmamıştı. Belli ki ona VAR masasında güvenilmiyordu. Bu hakem yokluğunda onu sıradan bir Anadolu maçına dahi atamayan Serdar Tatlı'nın ne de Ferhat Gündoğdu'nun eli varmamıştı. Deniz Çoban, penaltı verilmemesi gerekti. Dünkü maçta hakem ekibinin vereceği kararlar tartışılacaksa bunun sorumluluğu MHK'dedir. Galatasaray'ın beraberlik golü öncesi Murat topa doğru hareketlenirken, arkasında kalan Halil, Murat'ın ayaklarına temas ediyor. Murat bu temastan etkileniyor ve yerde kalıyor. Bence golde net bir faul var. Altay'ın lehine verilen penaltıda, Çakır önünde gerçekleşen pozisyona devam demişti. Deniz Çoban, penaltı verilmemesi gerekti. Kısa mesafeden, Galatasaraylı oyuncunun göğsünden seken top, sağ kolunun pazusuna temas ediyor. Yoruma muhtaç ve sana göre bana göre bir pozisyon esas olan hakem kararı ve hakem pozisyonu devam ettirmiş. Burada VAR müdahalesi tamamen gereksiz. Çakır pozisyonu kenarda o kadar uzun süre izledi ki bu bile açık bariz bir yanlış olmadığının göstergesiydi. Bence penaltı verilmemesi daha doğru olurdu. Oğuz Dizer, kadere bak. Rakipler karşılıklı nasıl taktik yapıp reaksiyonu nerede ne şiddette üretiyor? Dominant yapının yanı sıra kompakt işlevler hakkında hangi tür düşündürtmekte? Kim nerede hangi geçiş oyununa, ne zaman geçip etkinleşiyor? Yorumcular tüm ayrıntılarıyla zaten yazıyor. Eski hakemler pozisyonları saatlerce evirip çevirip nalına mırına çakıyor. Bu akşam farklı bir zaviyeden bakmak istedim ben. Kadere bak. Kimler kimlerle oynuyor? Oğuz Dizer, kadere bak. 40 yaşındaki Altaylı İbrahim Öztürk, Kayseri Erciyes Spor'da profesyonel futbola başladığında, Muhammed Kerem Halil İbrahim Anaokulu, Feauli ise ortaokulda. Anaokulu ve ortaokul talebeleri zamanla birer futbol starı oldu ve yaşamı boyunca tevazu içinde işini yapan İbrahim'in karşısına Galatasaray formasıyla çıktı. Kırk tırt pırt tekerlemesi hamili yiğit, çatır çatır oynadı. Kiminle Galatasaray orijinli Murat Akça ile. İbrahim 75 bin, Murat Akça 300 bin euro değerinde. Oğuz Dizer, kadere bak. Altay kadrosu külleyen 7 milyon euroya oluşturulmuş, bir mütevazı yapı. Galatasaray'ın sadece Nelson'un bonservisine verdiği miktar yani. Bu paranın dahi minnacık kaldığı çok isim var, sahada olmayanlar var, terki kulüp edenler var. Bu delicesine masrafa karşı geldiği için cennet mekan Mustafa Cengiz'e hainlik yapıp, sırtından vuranlar da var. Dün gece Nelson'un 7 artı 1,5 milyon euro ve sürpriz bonusları kadar dahi etmeyen Altay mütevazı kadrosu, pahalı starlarla donanımlı Galatasaray ile evinde 2-2 berabere kaldı. Kimler kimlerle, nelere ve nerelere ne için oynuyor? Tartışacağız. Oğuz Dizer, kadere bak. Dün gece Nelson'un 7 artı 1,5 milyon euro ve sürpriz bonusları kadar dahi etmeyen Altay mütevazı kadrosu, pahalı starlarla donanımlı Galatasaray ile evinde iki iki berabere kaldı. Kimler kimlerle, nelere ve nerelere ne için oynuyor? Tartışacağız. Serkan Akcan, kafalar karışık. Galatasaray-Altay maçının ilk yarısı o kadar yüksek tempoda oynandı ki, atletizmden izlerken bizim bile gözlerimiz yoruldu. Ne var ki, futbol sadece atleti ZM üzerinden okunamıyor ve hep kaliteye ihtiyaç duyuyor. Muhammed Halil ile önde iki forvetli baskı hedefleyen Fatih Terim, Feaoli'den eksik kalan kaliteyi tamamlamasını istedi. Serkan Akcan, kafalar karışık. Mustafa Denizli ise Galatasaray'ın top kayıpları üzerine kurduğu planla maçın ritmini bilinçli şekilde yükseltti. Bir ara neredeyse her top kaybının ardında ne kaleye akan kontra setler izledik. Fakat Kappel'in golü yerleşik Galatasaray savunmasına karşı set oyunundan atması terimin hesaplayamadığı bir gelişmeydi. Serkan Akcan, kafalar karışık. Tıpkı, kendi takımının Altay savunması arkasına indirdiği uzun toptan golü bulması gibi. Eminim Mustafa Denizli de bu kadar gömülü oynarken savunma arkasına bu kadar rahat top inmeyeceğine dair futbolcularıyla iddiaya bile girmiş olabilir. Serkan Akcan, kafalar karışık. Galatasaray'ın elinde 3 farklı tarzda santrfor var. Fatih Hoca genelde Halil'i Mustafa ya da Dian ile kombinliyor. Görünen o ki, Dian banko oynamak için fazla istekli. Sanki iç saha maçlarında Dayagne'nin bu isteği gözden kaçırılıyor. Galatasaray evde topa çok yüksek yüzdelerle sahip olsa da forvetlerinden hep yüksek tempo talep ediyor. Serkan Akcan, kafalar karışık. Mustafa'nın da Halil'in de atletizmden kafalarını kaldırma fırsatları olmuyor, ekstra yoruluyorlar. Diyan oyuna girer girmez Galatasaray model değiştirdi. Alta'yı geri itti, baskıyı artırdı ve ilginçtir uzun bir aranın ardından kornerden gol buldu. Serkan Akcan, kafalar karışık. Ligin en çok korner kullanan takımı olan Galatasaray düne kadar köşe vuruşundan sadece bir gol üretebilmişti. Terim ideal santrforunu araya dursun dünkü kayıpla birlikte lider Trabzonspor farkı tam 16'ya çıkardı. Serkan Akcan, kafalar karışık. Galatasaray bir geçiş sezonunda Avrupa Ligi'ne çok uygun bir kontra planla ilerleyebiliyorken bu oyunu ligde oynaması çok zor. Oynayacaksa da Muslera'nın çok ekstra işler yapması kaçınılmaz. Terim bu konuda büyük bir kararsızlık yaşıyor ve topa sahipken bile forvetlerinden savunma arkası koşu talep ediyor. A Spor. Morutan kayıplarda. Son 3 maçta. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın beğenisini kazanan Olimpiyo Morutan, Fenerbahçe derbisinden sonra oynanan 3 maçta da ilk 11'de göre almadı. Galatasaray'da zaman zaman performansıyla en fazla dikkat çeken isim olan ve hatta yılın transferi olarak görülen Olimpiyo Morutan, son 3 resmi maçta ilk 11 dışında kaldı. En son Fenerbahçe derbisinde 11'de başladı. Son olarak Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan ancak o maçta asist yapmasına rağmen geçer not alamayan 22 yaşındaki futbolcu sonrasında oynanan Marsilya, Yeni Malatyaspor ve Altay karşılaşmalarında az kadroda yer almadı. Altay maçında 69'da oyuna girdi. Marsilya maçında ikinci yarının başında devreye sokulan Morutan, Yeni Malatyaspor mücadelesinde hiç kullanılmazken Altay mücadelesinde ise 69'da oyuna dahil edildi. Cikkeldow'un yokluğunda Morutan'ın ilk 11'de olmaması dikkat çeken unsurlardan biriydi. Henüz 90 dakikayı göremedi. Ajans Spor'un haberine göre Galatasaray kariyerini yüksek perdeden açsa da henüz hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamayan Morutan'a daha çok sorumluluk verilmesi bekleniyor. Sarı kırmızı formayla 17 maça çıkan Rumen futbolcu 3 gol atıp 3 asist kaydetti. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.